yeryüzünün gördüğü en zalim ve kibirli hükümler Şeddat bin Adi'dir. Onun hükümdarlığı zamanında dünya doğudan batıya kadar onun egemenliği ve himayesi altındaydı. Cihan padişahlarının hepsi onun emri altındaydı. Gücüne, saltanatına güven duyup azmıştı. Şeddat, Allahu Teala ile ortaklık davasında bulundu. Allah'a şirk koşabilmek için Hud aleyhisselamın vaat ettiği cennetin bir benzerini yapmaya çalışmıştır. Kur'an-ı Kerim'de geçen İrem bağları onun fitnesini işaret eder. Görmedin mi, Rabbin ne yaptı at kavmine, ülkeler içinde benzeri yaratılmamış olan, sütunlarla dolu İrem'e, vadide kayaları oyarak şehir yapan Semud'a, kazıklı Firavun'a, işte bunların hepsi ülkelerinde azgınlık etmişlerdi. Fecr suresi 6-11. O zaman Peygamber Efendimiz'e sahabiler sordular. Ey Allah'ın Resulü, bu Şeddat ne sıfatlı bir kişidir ve yaptığı cennet nerededir? Nasıl bir şeydir dediler. Resulullah onlara şu cevabı verdi. Şeddat, adın oğludur ki Allahü Teala onlardan daha kuvvetli olan bir halkı yeryüzünde yaratmamıştır. Onların kurduğu şehri de dünyada kimse kuramamıştır. Hak Teala Hazretleri Kur'an'ın içinde onları şöyle anmıştır. Anılan Ad kavmi, yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve bizden daha güçlü kim var dediler. Onları yaratan Allah'ın kendilerinden daha güçlü olduğunu düşünmezler miydi? Onlar, ayetlerimizi de inatla inkar ediyorlardı. Sonunda dünya hayatında onlara alçaltıcı cezayı tattırmak için o kara günlerde üzerlerine dondurucu bir rüzgar gönderdik. Ahiret azabı ise daha da alçaltıcı olacak. Onlara yardım da edilmeyecektir. Fusilet Suresi 15-16. İrem, adoğlu Şeddat'ın yaptığı cennetin adıdır. Şeddat, çok azgınlaştı ve yeryüzünde büyüklük tasladı. Allahü Teala'yı ve birliğini inkar etti. Ben Allah'ı tanımam, bilmem dedi. Allahu Teala da ona Hud aleyhisselamı gönderdi. Hud peygamber onu hak dine davet etti. Ona, Allahü Teala'nın buyruğuna itaat et ki seni ahirette cennete koysun dedi. Şeddat ise, cennet nasıl bir şeydir dedi. Hud aleyhisselam da, Allahü Teala cenneti imana gelmiş kullar için ve kendisine itaatli olanlar için yarattı. Her kim ki Allahu Teala'yı tek ve bir bilirse ve peygamberine iman ederse, Allah'ın buyruğuna boyun eğerse Rabbimiz de o kişiyi ahirette cennetine koyar dedi. Şeddat, yahu senin Rabbin ahiret dünyasındaki cennetle fahirlenirse, ben de bu dünyada bir cennet düzeyim ki onun cennetinden yüce ve daha güzel olsun. Benim bir halifem, vekilim vardır. Ona buyruk salayım. Senin Rabbin ile savaş yapsın dedi. Şeddat'ın emrinde zalim bir adam vardı. Çok azgın ve acımasızdı. Şeddat ona tüm gücünü kullanmasını ve şehri yapmasını emretti. Şeddat, vekili İveci Hud aleyhisselamın katına götürdü. İşte benim halifem, onu seninle ve senin Rabbinle savaştıracağım dedi. Hud aleyhisselam, ey miskin, sen Allah'ın gazabı ve azabından korkmaz mısın? Hem senin Allahü Teala'nın cennetine umudun yok mudur ki böyle hatalı söz söylersin? Şeddat, sana ben, bu dünyada bir cennet yapayım ki senin Rabbinin o ahiretteki cennetinden üstün olsun dedi. Sonra adamlar gönderdi. Yeryüzünde ne kadar usta, mimar varsa topladı. Her ustaya 1000 kişiyi hizmet için verdi. Tamamı 100.000 olan işbilir kişi toplandı. Onlara, varın, şimdi iyi bir yer bulun ki düz bir yer olsun. Latif, iyi havası olsun. Öyle bir yer olsun ki yeryüzünde ondan daha iyi bir yer olmasın dedi. O ustalar uzun zaman uygun bir yer aradılar. En sonunda güzel bir yer buldular. Onun adına İrem derlerdi. O 100.000 kişi birleşerek İrem bağlarını beğendiler. Şeddat emir verdi, o yere temel attılar. Dört yönden 12 mil araziyi bu iş için kullandılar. Şeddat her ilde olan ona bağlı hükümdarlara, valilere ve usta başlarına mektuplar gönderdi. Dedi ki, doğudan batıya kadar her kimde altın, gümüş, mücevher, inci, yakut, zebercet, misk, zafran gibi kokular ve değerli nesneleri bütün halktan hükümet hesabına alınız. Bunun üzerine tüm dünya malını İrem'e getirdiler. Büyük de, küçük de, bey de, halkta, hiç kimse de altın, gümüş, mücevher gibi hiçbir şeyi bırakmadılar. Hepsini aldılar. Öyle oldu ki bir deve veya bir katır satışa çıkarılsa, değeri bir akçe olsa dahi onu alıcı olarak kimse çıkmazdı. Çünkü kimsede bir akçe bile kalmamıştı. Para olmayınca alınacak şey nasıl alınırdı? O zamanın halkı bir ölünün ağzında bir akçe bırakıldığını duysa o ölünün kabiri açılırdı. O ölünün ağzında olan akçe çıkarılırdı. Böylece Şeddat sahte bir cennet kurdu ki, kerpiçleri gümüşten, kubbeleri kızıl yakuttan, ırmakları sütten, şaraptan, sudan veya baldan, taşları yakuttandı. Kıyılara kum yerine inciler döşenmiş. Toprağa misk ve zaferandı. Irmaklarının kıyılarına ağaçlar dikilmişti ki yeşil zebercettendi.
yaprakları kızıl altındandı. Çiçekleri at gümüşten, budakları incidendi. Her budağa farklı bir tür kuş konmuştu. Cevahirden olan her yuvanın içine de misk ve amber doldurulmuştu. Yerler esip o ağaçlara dokunsa, misk ve amber kokusu yapma cennetin içine dolardı. Güneş doğup da o bahçeyi ışıklandırsa altın, gümüş ve mücevherlerin parıltısından gözler kamaşırdı. Ayrıca yer yer miskten ve amberden tepeler yapılmıştı. Dünya yüzünde ne kadar güzel olan çocuk varsa, ne kadar göz görmedik güzel kızlar varsa her birini türlü türlü giysilerle bezeyip o köşklerde oturtmuşlardı. Böylece tam 700 yıl bu cennet için çalışıldı. En sonunda bu cennet tamamlandı ve bitti. Şeddat, Hud peygamber ile sözleşti ve "Cennetim tamam oldu, onu sana göstereyim. Bakalım senin dediğin cennet kadar var mıdır? Bir kez gör," dedi. Hud peygamber ona, "Ey biçare, Allah-u Teala'nın kızmasından korkmaz mısın sen? Bu gibi sözlerle gururlanırsın, büyüklük taslarsın, gücüne, sultanlığına güvenirsin, sonu ne olacak, sen onu bilir misin?" Fakat Şeddat Hud aleyhisselamın sözüne kulak asmadı, İrem Bağ tamamlandı. Adoğlu Şeddat, kendi yakın adamlarından 100.000 kişiyle sahte cenneti görmeye gitti. Oraya varmasına bir menzil yol kalınca Şeddat bir geyik gördü. Kendi gönlü bundan hoşlandı. Çünkü bu geyiğin kendisi gümüşten, boynuzları altından, gözleri yakuttan, ayakları inciden yapılmıştı. Şeddat bu geyiği görünce onun peşine takıldı. Uzun bir zaman onu kovaladı. Askerlerinden çok uzaklaştı. Tam onu yakalamak üzereyken geyik ansızın ortadan kayboldu. Şeddat bir atlının karşıdan üzerine doğru geldiğini gördü. Atlı, Şeddat'a, "Ey Allah'ın zayıf kulu, ne düşünüyorsun sen? Bu toprak üstünde yürürsün, gidersin de hiç öleceğim demezsin," dedi. Şeddat bu sözlere kızdı ve ona, "Sen kimsin?" diye sordu. O kişi de, "Ben ölüm meleğim," dedi. Şeddat, "Ne istiyorsun?" diye sordu. "Ölüm meleği, senin canını almak istiyorum," dedi. Şeddat, "Bana biraz zaman ver, bir yer düzenledim, onu bir kez göreyim," dedi. Ölüm meleği de, "Allah-u Teala'dan emir yoktur," dedi. Şeddat yalvardı, "Bari askerime kadar gideyim," dedi. Lakin yine, "Ferman yoktur," dedi. Ve ölüm meleği hemen onun canını oracıkta aldı. Şeddat atından yere yıkıldı. Askerine de gökten kara bir bulut indi. Dünyayı kararttı. Ansızın bir yer çıktı. Bu sert ve soğuk bir rüzgardı. Sarsariyeliydi. Kur'an'da da şöyle buyurulmuştur. Semud ve Ad, kapılarını çalacak felaketi asılsız saymışlardı. Semud kavmi çok şiddetli bir depremle helak edildi. Ad halkı ise dehşetli bir kasırga ile yok ediliverdi. Allah o kasırgayı ard arda 7 gece, 8 gün onların üzerine gönderdi. Öyle ki orada bulunsaydın, o kavmi devrilmiş hurma küçükleri gibi oracıkta yere serilmiş halde görürdün. Şimdi onlardan geriye kalan bir şey görüyor musun? Hatta suresi, ayet 5-8. Böylece Şeddat'ın yanında giden 100.000 kişi de o cenneti görmeden yok oldular. O cenneti görmek hiçbirine nasip olmadı. Muaviye bin Ebu Süfyan'dan rivayet edilmiştir ki, onun halifeliği zamanında bir kişi vardı. Adına Abdullah bin Kilabe derlerdi. Onun bir gün bir devesi kaybolmuştu. Onu ararken yolu tesadüfen Şeddat'ın cennetine uğradı. Bunun acayip bir yer olduğunu gördü, hiç de bu dünya bahçelerine benzemiyordu. Şaşırdı kaldı. "Ben deli mi oldum?" diyerek kendisini deli divane olmuş sandı. Şaşkınlığından kendisini yerlere attı. O altın ve gümüşlere el değdirdi, altından, gümüşten, cevahirlerden nice bir şey aldı. Birçok zorluk içinde oradan çıktı ve şehrine döndü. O aldığı cevherleri Halife Muaviye'nin katına götürdü. Başından geçenleri anlattı. Halife Muaviye o cevhere baktı. Üzerinden çok zaman geçtiğini ve hepsinin bozulmuş olduğunu gördü, işe yaramaz şeyler olduğunu anladı. Altın ve gümüşün ne olduğunu biliyorlardı. Amma zebercetin ne olduğunu bilemediler. Onu tahlil edebilmek için ateş üstüne koydular. Ortamı amber ile mis kokusu sardı. Bu kokuların İrem bahçesinin cevherinden olduğunu anladılar. Halife, "Varın, gidin, oradaki cevherlerin hepsini alın, getirin," dedi. Gizli bahçeyi keşfeden Abdullah da o halkı yanına aldı ve keşfettiği yeri hareket ettiler. O yeri her ne kadar aradıysalar da o bahçeden bir iz, bir nişan bulamadılar. Acizlik içinde kalıp yine şehirlerine döndüler. Muaviye'ye haber verdiler. O da bu hale şaşırdı kaldı. Yine rivayet ederler ki Arabistan'ın güneyinde Hadramut denilen bir bölgenin Gıf bin Azda adında bir kadısı vardı. Hadramut geniş bir ülkeydi. O askerler Şeddat'ın cennetini bulamayınca ve geri dönünce bu kadı Muaviye'ye haber yolladı. "Ya Muaviye, ben çocuktum. Babamdan şöyle işittim ki, Hadramut şehrinin batış tarafından bir mağara vardır. O mağaranın kapısı denize açılır.
Şeddad'ın mezarı o mağaranın içindedir. Kadı Efendi'nin bu sözleri halka yayıldı. Onlar da işittiler. Mumlar götürüp mağarayı bulmaya çalıştılar. Ve o mağarayı buldular. Mum yakıp içine girdiler. Bir nice yol gittikten sonra mumları söndü. Karanlık içerisinde kaldılar. Birkaçı dönelim dedi. Birkaçı da. Gelin ilerleyelim. Görelim, halimiz nice olur dediler. Böylece söz birliği ederek ileriye gittiler. En sonunda bir aydınlığa kavuştular. Bir taştan kesilerek yapılmış bir ev gördüler. Bu öyle bir evdi ki, 100 arşın yüksekliğindeydi. İçinde taştan bir taht yapılmıştı. O tahtın üstünde bir kişi arkası üstü yatırılmıştı. İçerisine de sayısız altın ve gümüş, yakut ve çeşitli cevahir dökmüşlerdi. Üstüne altına bezlerden dikilmiş kaftan örtülmüştü. O kaftanlara el değdirdiler. Ama hepsinin çürümüş, topraklaşmış olduğunu gördüler. O kıymetli taşlar ve cevherler bozulmuştu. Çürüyen yastık üstünde altın bir levha buldular. O levhayı ve cevherlerden biraz almak istediler. Ne kadar uğraştılarsa da oradan çıkmaya yol bulamadılar. En son çare kıymetli taşları bıraktılar ve o levhayı kapıdan sızan ışığa tuttular. O levhanın içinde yazılı şu satırları okudular. Ey bir uzun ömürle, güçlü gurur duyanlar. Ey malın çokluğuyla, ordusuna uyanlar. İbret alın benden ki, ben Adıoğlu Şeddad'ım. Güce, mülke dayanır diye çıkmıştır adım. Dünya denilen şu mülk benimdi baştan başa, cihan padişahı derlerdi bana. Hud peygamber gelince onu nebi saymadık, ona isyancı olduk, hak sözünü yaymadık. Gökten şimşekler indi, halk ve askerim yok oldu, saadetim eksildi, felaketim çok oldu. Halife Muaviye bu olayı işitince şöyle dedi. O zaman Hadramut kavmine sordum. Dedim ki bu Şeddad yaptığı cenneti görmeye giderken Allah-u Teala'nın gazabıyla helak oldu. Onu bu izzetle, bu tertip ile bu makama kim getirdi? Ve o mağaraya kim koydu? O kavim cevap verdi. Doğru söylüyorsunuz. Kısa böyledir. Ama bu Adıoğlu'nun bir oğlu vardı. Onun adı Mürsed'di. Şeddad onu bir ülkeye emir göndermişti. Oysa babası Ad'dan gizli olarak Hud aleyhisselama iman getirmişti. Babası Ad bin Şeddad öldüğü zaman o, Hadramut'ta değildi. Ülkesine döndüğünde babasını bu halde buldu. Onun bütün uzuvlarını bir araya getirdi. Onu izzetle götürüp da o yere koydu. Şeddad'dan sonra babasının yerine o kral oldu. Tabii ki en doğrusunu Allah bilir. Bu kıssanın size faydalı olmasını diliyorum. Sağlıcakla kalın.